Hiç iyi bir şey düşünmüyor. Bir gün aldığım ertesi günü iki misli fiyat alıyorum. Hiçbir şeye gücümüz yetmiyor. Ben engelli aylığı alıyorum. 2800 lirayla geçinilir mi? Geçinilmez. Onun için bir de 24 senedir yalnız yaşıyorum. 6 tane kedimle idare ediyoruz. Allah milletin yardımcısı olsun. Ne diyeyim başka? Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Hürriyet Mahallesi'nde. Melik Gazi. Melik Gazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnun değilim. Melik Gazi'ye yapılmasını istediğiniz bir faaliyet var mı? Vallahi oranın sistemi çok sert. Mesela bir tezgahın içinde bir şey yazsan malını ortaya saçıp tezgahını alıp götürüyor. Acıma yok. Yani benim engelli aileyim var. Epilepsi hastasıyım. İki defa binadan düştüm. Mesleğim elektrikçiydi. Doktor yasakladı. 2800 lira aylığına geçinilir mi bu devirde? Allah devletin yardımcısı olsun. Ne diyeyim başka bir şey demem. Vallahi ekonomi berbat. Rabbim sonumuzu hayretsin. Yani gün güne kötüye gittiğimizi düşünüyorum. Yani mazota işte günlük gelen zam her şeye. Yani adam diyor ki arabam yok, mazot beni etkilemez diyor. Halbuki öyle bir şey yok. Mazota gelen zam, giydiğimiz tişörtten, içtiğimiz sudan, ne bileyim aklına ne geliyorsa her şeye gelir yani. Ekonomi berbat ama yine diyorum Rabbim yardımcımız olsun. Sonumuzu iyi görmüyorum yani, bu kadar değil. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben Bünyan'dayım. Kayseri Bünyan doğumluyum. Bünyan'da yaşıyorum. Bugün gezme amaçlı gelmiştik. Bünyan Belediyesi'nden memnun musunuz? Belediyemiz iyi ama biraz hizmet şey yani. Önceki kadar değil yani. Biraz geri kalıyor gibi düşünüyorum. Peki Bünyan'a yapılmasını istediğiniz bir faaliyet var mı? Vallahi Bünyan'da yapılmasını istediğimiz havuzumuz yapılıyor inşallah. Yapılır biterse. Çocukların yüzeceği bir alan, Kınarbaşı diye bir mevkiimiz var. Orayı kapattılar. O sıkıntı var. Yaz sıcağında çocuklar yüzme öğreniyordu. Gidip geliyorduk. Şimdi onu da kapattılar ama yüzme havuzumuz açılırsa inşallah başka da öyle fazla. Bir de ulaşım sorunumuz var Bünyan'ın. Ulaşımı çok kötü yani. Araba bulamıyor. Bir durak ötede kalsak almıyorlar. Araba doldu falan. Bu tür sıkıntılar yani. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Büyükşehir Belediyesi biraz Bünyan'a faydası oluyor tabii. Bünyan'a biraz faydaları oldu. Ama bizim Bünyan Başkanımız şey kalıyor biraz. Şahsi görüşüm yani. Hani ben siyaset falan sevmiyorum ama şahsi bir vatandaş olarak bu şekilde düşünüyorum. Düşünüyorsunuz? Yani ne düşünmek diyelim? Düşünecek beynim kaldı. Peki şu yapılan son zamlardan sonra en çok şikayet ettiğiniz ürün veya ürünler nelerdir? Yani konuşacak hal mi kaldı yani? Hadi su al içek, boğazımız ıslansın, konuşak yani. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Yerlisiyim. Buyur abi. Yerlisiyim. Yerlisi. Hangi belediyeye bağlısın? Melik Gazi Belediye Başkanı'ndan memnun musun? Değil yani. Peki ne gibi yenilikler görmek isterdin belediye tarafından? Neyden şikayetçisin? Benim hiç görmedik ki adamı. Yani bir adamı görek yüzünü yani. Seçim zamanı bir resmini gördük. Şurada görsem tanımam. Kayseri Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Aynı. Ben de utanırız yani. Da hiç görmedik. Bunlar seçim ağzı, esnaf ziyareti, huzurevi ziyareti, çocuk yuvası ziyareti. Bu kadar yani. Peki, çok teşekkür ederiz. Ülke hakkında şimdi memleketimize çok saldırıyorlar dış güçler. Ondan dolayı bu ekonomik kriz var. Tabii bunların arkasında FETÖ'cüler de var. Allah yardım etsin ülkemize, ne diyelim. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben yurt dışındayım. Ama Kayserliyim. Felayeli. Peki sizce Kayseri'de ne eksik? Kayseri'de eksik olan bir şey yok. Yalnız biraz ekonomik sorun var. Bu doğru. Ama dediğim gibi yapılacak bir şey yok. Eğer hükümet biraz daha yurt dışındakileri, hani yurt dışından saldırıları engellemeye çalışırsa belki olabilir. Türkiye'de kaç tane bölge vardır sayabilir misiniz?
Türkiye'de İç Anadolu, Karadeniz bölgesi, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu. Para para, evet. Kaç bölge var yani toplamda? 7 mi oluyor? Kaç? 7. Evet, doğru bildiniz. Teşekkür ederim. Erdoğan'a sor, ekonomist adam var o. Tayyip Erdoğan ekonomist, ona sor. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülke ekonomisi biraz sıkıntılı ama geleceği inşallah iyi olur diye düşünüyorum. Yoksa şimdi biraz sıkıntılı. Ama geleceği iyi olur diye ümit ediyoruz. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Efendim? Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kocasinan. Kocasinan Belediyesi'nden memnun musunuz? Valla memnun olduğumuz taraf da var, olmadığımız taraf da var. Bazı illerde çalışma var, bazı illerde yok işte. Yani İdare ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz peki? Ondan memnunum ben de Kılıç'tan. Peki Kocasinan'ın ne yapılmasını isterdiniz faaliyetlerine? Kocasinan'ın çalışma tarzı yok. Şu mesela sokaklarda, parklarda bir temizlik diye bir şey yok yani. Bakım kısalığı var. Teşekkür ederim. Ne düşünün, ben bir sefer emekliyim yavrum. Ben devletin tavanından emekliyim. 1.400 ek gösterge şeyim. Bir imamın verdiği maaşın yarısını veriyor bana. Yani bu ülkede görev yaptığın şeyler, mektep, medrese, tahsil dikkate alınmıyor. Yani habire ben geriye gittik yani. Biz geriye gittik. Öbür türlü yani ben çoluğu çocuğu okuttum. Bir karı, bir koca, evim kira diye bilmem ne diye. Hanım demekli. Anca geçiniyoruz. Yani zor. Yani bugünlerimizde yani ekonomistleri takip ediyorum. Şey yapıyorum. Bugünlerimizde arayacağız yani. İleride yani önümüzdeki 2024 daha kötü olacak deniyor. Yani o da öyle görünüyor. Sonra bir de şu yani kaygım benim en çok kuru ekmek yiyelim. Soğan ekmek yiyelim kızım da. Ben torunlarım için endişeleniyorum. Bu mülteciler, bakın kimse bunun dikkatine şey etmiyor. Biz yani Türk nüfusu olarak az ürüyoruz. Bizim kadınlarımızın doğurganlık oranı 1.71. Buradaki Suriyelilerin 5.3. Yani işgal edildik, resmen işgal ediliyoruz. Yani burada sahabeye de bakıyorum. Zıpır zıpır delikanlılar, benim bıyığı bitmemiş, şey etmemiş, ondan sonra Mehmet'im git orada şehit oluyor, bunlar burada zımbır zımbır geziyor, onlar yürüyecek, arkasından biz gelecek. Yazık, günah yani bu memleketin çocuklarına, yazık, günah yani. Daha söyleyeceğim ver ama yani yani satılmadık bir şey kalmadı, şey olmadı. Yani bu şeyleri elden çıkartmak bu resmen iflastır ya. İflasa doğru koşup gidiyoruz yani. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben Melikgazi'de yaşıyorum. Melikgazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Şeyden memnunuz yani. Şimdi belediye hizmetleri olarak falanca olur. Benim de eski mesai arkadaşım yani. Memnunum yani, o konuda şeyimiz yok. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Yani pek Büyükşehir Belediyesi'nden bir şey görmüyorum. Yani şimdi normal zaten rutin işler bunlar. Para geliyor, yapılıyor, şey diyor. Yeni herhangi bir şey yok. Ha Kayseri'nin genel şeyi diyecek olursak, şimdi günümüzde deprem var. Anlıyor musun? Yani Haseki'yi de ben iyi tanırım. Yani ne yaptılar? Havayı sattılar bu memlekete ya. Hava gökyüzünü sattılar. Türkiye'de kat oranı en yüksek olan şey yani il Kayseri yani. Ne edeyim ben bunun daha başkasına?